Emlak sektöründeki yatırım fırsatları ve güncel gelişmeler hakkında sektör temsilcilerinin bilgi alışverişinde bulunmaları amacıyla Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası'yla Hepsi Emlak İşbirliği'nde toplantı düzenlendi. Bugün kentteki bir işletmede düzenlenen toplantıya Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Tezcan Liznak, Hepsi Emlak Batı Marmara Sağ Satış Müdürü Erdem Erdoğan ve sektör temsilcileri katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun ve Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt, Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Tezcan Liznak, Hepsi Emlak Batı Marmara Sağ Satış Müdürü Erdem Erdoğan ve İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkan Vekili Yüksel Meriç, sektör temsilcileri bilgiler verdi. Bildiğiniz gibi taşınma ticareti bilgi sistemi üzerinde Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, yani illerde Ticaret İl Müdürlükleri, Ticaret Bakanlığı adına yetkili, görevli. Bizim burada 9 tane ilçemiz var. Merkez ilçeyle beraber 2018 yılında, yani 5 Haziran 2018 yılında yönetmelik devreye girdi. Yönetmelik devreye girdiğinden bu yana 597 tane müracaat aldık. Edirne Ticaret İl Müdürlüğü olarak 597 müracaat aldık. 597 müracaattan 318 tane müracaatı uygun gördük ve yetki belgelerini verdik. Yetki belgeleri biliyorsunuz artık elden evrak getir götür, eksik fazla böyle bir şey yok. Bilgisayar üzerinden, sistem üzerinden evraklarını yüklüyorlar. Yönetmelikte gösterilen evraklar, belirtilen evraklar yükleniyor. Bizim sistemimize düşüyor. Sistemimizde arkadaşlar onları inceliyorlar. Yönetmeliğe göre eğer uygunsa biz gene yetki belgesini tanzim ediyoruz ve onaylıyoruz. Ondan sonra sistem üzerinden tekrar müracaatçıya düşüyor. Yani biz burada 318 tane emlak belgesi alan hiç, yani özel birkaç tane böyle samimi olduğumuz arkadaşın dışında hiç kimseyi tanımıyoruz ve görmedik de. Yani çünkü yüz yüze, fiilen yüz yüze gelmediğimiz için tanımıyoruz. Yani burada birkaç kişi başkanları tanıyorum, birkaç kişi tanıyorum. Onun dışında kimseyi görmüyoruz. Zaten görmemiz de gerekmiyor çünkü sistem üzerinden aktarılıyor, sistem üzerinden geri iade ediliyor evraklar, belgeler. Bugüne kadar 6 tane belgeyi de iptal etmişiz. Yani şahısların talebi üzerine veya resen iptal etmişiz. Bunun da sebebi yani müracaattaki şartlardan bir veya birkaçının güncelliğini yitirmesi nedeniyle iptal etmişiz. Edirne'deki sektör temsilcileriyle bir araya gelip hem sektörün sıkıntılarını konuşalım hem de biz kendimiz sektöre nasıl katkıda bulunuruz, onları değerlendirmek istedik açıkçası. Bu konuda bize destek veren odamıza, başkanımıza, yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bu noktada biraz önce söylenenler üzerinden biz Hepsi Emlak olarak nasıl çözümler üretiyoruz, bunlar için ne yapıyoruz, sektörün daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz? Açıkçası bugün bunu konuşmak, karşılıklı istişare etmek için buradayız. Tekrar teşekkür ederim katılım gösteren ve katılıma ortam hazırlayan herkese. Şöyle aslında Edirne'de İstanbul'dan gelenler için hala çok ciddi yatırım fırsatlarının olduğu, İstanbul pazarının talebinin 2023 yılı içerisinde yükseldiği bir alan Edirne Kırklareli ile birlikte. Bu konuda fırsatlar sektörde neler, üzerine neler yapılabilir? Bunların üzerine de istişarelerde bulunacağız açıkçası. Hepsi Emlak'a da teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel günü hazırlamalarından dolayı kendilerine. Yanı sıra da aramızda bulunan Ticaret İl Müdürümüz Mahmut Altun'a, aynı zamanda Müdür Yardımcımız Mustafa Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli basın mensuplarımız da aramızda. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bugün burada toplanmamızın sebebi emlak sektörümüzle ilgili istişareler etmek ve bu istişarelerle bilgi alışverişini paylaşmak sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz. Kahvaltı edip istişare etmek istiyoruz. Başka bir şey yok. Ticaret İl Müdürümüz Mahmut Bey kısa bir konuşma yapacak. Arkasından da Mustafa Kurt Bey konuşma yapacak. Karşılıklı istişareye geçilecek. Hepsi emlak da aynı zamanda. Yani emlak sektöründe konuşmak isteyen, soru sormak isteyen Mustafa Müdürümüz cevaplandıracak kendilerini. Çünkü yaşadığımız günlerde devletimizin sıkı politikalarından dolayı emlak sektörümüzde biraz sıkıntı yaşıyor. Müteahhitlerimizle beraber inşallah devletimiz sıkı politikasını açarsa bizler de rahatlayacağımıza inanıyoruz. Çünkü satışlarda müthiş sıkıntı var. Bankalardaki konut kredilerinin açılmamasından dolayı vatandaşın cebinde 1 milyon var, daire 3 milyon. Ne yapıyor? 2 milyon kredi çekme şansı yok. Yani bugünkü %3, %4 banka kredilerinin olmasından dolayı onun için de satışlarımız maalesef şu anda durmuş vaziyette. İnşallah devlet politikasını yumuşatır. Bizler de ticaretimize devam ederiz. Hayırlısı olur inşallah. Günaydın. Emlak sektörümüzün değerli temsilcileri.